Herkese merhabalar. Otomobil tutkunlarının merakla beklediği bir aracın testiyle yeniden beraberiz. Sürmeye kıyamadığımız bu otomobilleri korumak için ben 185 yıllık tecrübesiyle müşterilerine güven aşılayan General Sigorta'yı öneriyorum. Siz de uygun fiyatlı ve çok avantajlı trafik sigortası yaptırmak için 1 dakikada General.com.tr'den fiyatınızı öğrenebilir, hatta online olarak poliçenizi bile kestirebilirsiniz. Herkese merhabalar. Bugün sizlere yeni Megane Sedan'ın testinden sesleneceğim. Önceki neslinde sedan karoserli versiyonunda Renault Fluence demeyi tercih etmişti. Yeni nesille birlikte aynen eskiden olduğu gibi Megane sedan karoserinde de hatchback ile aynı ismi devam ettiriyor. Ve ismin haricinde hatchback ile büyük benzerlikler var. Şimdi isterseniz gelin onların detaylarına daha yakından bakalım. Dışarıda ön yüz birebir aynı diyebiliriz sedan versiyonu ile. Profilden bakınca, yandan bakınca işte asıl farklılık ön plana çıkıyor. Arkadaki sedan versiyonu özgü uzantı dikkat çekiyor. Ve bunlara ek olarak da otomobilin arka profilde tabii ki bekleneceği ölçüleri hatchback'ten daha farklı. Ancak çok çok farklı değil. Çünkü aydınlatma grubunda aynı tasarım dilini kullandı Renault. Hem önde hem de arkada. Bundan dolayı da ön ve arka yüze direkt olarak böyle baktığınızda çok benzer bir tasarım dili sizi karşılıyor. Ben otomobile dışarıdan baktığım zaman, yani görsellerini incelediğimde, yeni aldığı işte Fluence'e göre daha ufak olduğunu düşünüyordum. Özellikle daha kompakt, daha küçük bir görüntü veriyordu bana. Bu konuda biraz saklıyım. Bazı detaylarıyla Fluence'dan daha ufak, mesela yere birazcık daha bu otomobil daha yakın. Ve bu durumda Fluence'e göre daha kompakt, daha dinamik görünmesine, kompakt olması ise daha dinamik görünmesine sebep olmuş. Ancak Fluence'e göre yeni Megane Sedan daha uzun. Jetta ile kıyaslandığı zaman bu otomobil ona göre birazcık daha kısa. Ancak Jetta haricinde kalan birçok rakibiyle kıyaslandığı zaman Megane Sedan daha büyük boyutlara, özellikle daha fazla uzunluğa sahip. Bu daha fazla olan uzunluğun etkileri de işte burada içeride daha fazla hissedilebiliyor. Buna ek olarak da tabii daha fazla bir alana sahip olmanız, özellikle yaşam alanı haricinde bagaj hacmi bakımından, bir sedan için çok önemli biliyorsunuz, bagaj hacmi bakımından bu otomobilin birazcık daha rakiplerine göre avantajlı olmasına sebep olmuş durumda. Buradaki rakamlar çok önemli. Mesela 508'lik bir bagaj hacmi var modelin, eğer ki stepne ile alırsanız. Ama tamir kitiyle istiyorum derseniz Megane Sedan'ı, 550 litrelik bir bagaj hacmi bu otomobil size sunabiliyor. Yaşam alanına baktığımız zaman da hatchback kardeşinden açıkçası çok da farklı değil. Yani böyle bir algı insanda ister istemez, işte sedan bir karoser olunca oluyor, ama hatchback kardeşinden hem önde hem de arkada çok da bir farkı yok. Sunulan baş ve diz mesafesi hem önde hem de arkada makul, yeterli seviyede. Yani bu anlamda çok çok büyük bir beklentiniz varsa, bu beklentinizi şimdiden karşılayabileceğini maalesef söyleyemiyorum. Özellikle arka taraftaki diz ve baş mesafesinin mesela bir Jetta'ya oranla daha kısıtlı kaldığını burada çok net hissediyorsunuz yeni Megane Sedan'da. Modelde Renault yeterli düzeyde eşya gözü sunmuş. Vitesin önünde kapaklı olmayan oldukça büyük bir göz var. Buraya her şeyi koyabilirsiniz. Arka tarafında vitesin iki bardaklık var, ama bardaklıkların derinlikleri keşke birazcık daha fazla olsaydı. Burada ileri geri ayarlayabilen kolçağımızın için genişliği de bence yeterli seviyede. Kapı içlerindeki gözlerle ilgili güzel bir detay. Bir kumaş kullanılmış kapı içindeki gözlerde. Bu sayede buraya şişe ve benzeri bir şey koyduğunuz zaman çok da fazla ses yapmıyor. Bu da oldukça güzel bir detay. Ve multimedya sistemi, buradaki bu ekrana talismandan aşina olduk, alıştık. Yeni Megane'daki ile birebir aynı konumlandırması, zaten konsolun konumlandırması da birebir aynı olmasından dolayı hani buradaki bu ekran da doğal olarak birebir aynı. Yani Megane hatchback'i bilenleriniz varsa içerideki işte tasarım detayları ile ilgili bir farklılık yok bu otomobilde. Bu noktanın da altını çizmiş olayım. Ekrandan bahsediyordum. Böyle çok fonksiyonlu, çok böyle size adeta bir hani oyun alanı sunan bir ekran istiyorsanız eğer, bu ekranın sizi şimdiden çok memnun edeceğini söyleyebilirim. Çünkü içerisinde çok fazla fonksiyon var. Şöyle bir örnek vereyim. Otomobilin sürüş modlarından mesela konfortu seçtiniz. Otomatikman
otomobil eğer ki otomobilinizde varsa bu opsiyon masaj yapmaya başlıyor size. Adı üzerinde bir konfor istiyorsunuz çünkü değil mi? Bunu yapmaya başlıyor. Veya buradan isterseniz bu modları kişiselleştirebiliyorsunuz da. Yani işte konfor modunda olsun ama masaj yapmasın diyorsanız onu da yapıyor. Buradan farklı farklı türden opsiyonları ayarlayabiliyorsunuz. Bunlara ek olarak sadece işte multimedya sistemini değil, otomobilin bu göstergelerindeki görselleri de kendi zevkinize göre kişiselleştirebiliyorsunuz. Farklı temalar seçebiliyorsunuz. Farklı renkler adapte edebiliyorsunuz. Çok fazla opsiyon var. Benim kafam açıkçası biraz karıştı. Bunları böyle seçip farklı farklı türden kişiselleştirebiliyorsunuz. Ben şu anda en dolu versiyon olan Icon'un içerisindeyim. Kalite algısı bence oldukça yeterli. Özellikle dokunduğunuz yüzeylerde hani yumuşak bir malzeme sizi karşılıyor ve genel itibariyle otomobilin bu içerideki kalite algısında bu malzeme destekliyor. Bu da güzel bir detay. Burada orta birimde vitesin arkasında mesela elektronik park freninin işte hız sabitleme ve limitleme ve otomobilin sürüş modlarını ayarlayabileceğiniz düğmeler çok dikkatimi çekti. Ve güzel bir detay, bu yeni talismanla birlikte Renault tüm modellerini uyguladı. Buradaki bu ara birim mimarisi bence çok güzel ayarlanmış ve yükseğe konumlandırılmış. Bu da daha üst segmentteki lüks otomobillerde olan bir detay ve bu şekilde Renault'un bunu her modeline adapte etmiş olması bu durum genel itibariyle benim hoşuma gitti. İsterseniz opsiyon olarak yine aldığınız bu head-up display ekranını da kullanarak gözünüzü yoldan ayırmadan bir sürüş yapma olanağı da yeni Megane Sedan size sunabiliyor. Ağacı algıladı. Güzel. Çıkış isteyelim. Bu şekilde çıkış manevrası da yapıyor. Buna ek olarak da dikey veya çapraz olarak da size park yapabiliyor bu sistem. Yalıtımı beğendiğimi söyleyebilirim. Çünkü burada bu otomobili Bodrum'da test ediyorum. Bodrum'un farklı zeminlerinde, farklı karakteristiğe sahip asfaltlarında kullandım. Şu anda çok temiz bir asfaltta değilim. Hatta böyle zıplamalı geçişleri de var bu asfaltın. Ancak buna rağmen genel itibariyle yüksek hızlarda çıktığımız zaman genel itibariyle yalıtım seviyesi yeterli düzeyde bence. Rakipleriyle kıyaslandığı zaman. Ben şu anda 1.5 dizel otomatik versiyonu kullanıyorum. Burada 110 beygir güç var ve tork değeri de 250 Nm. Yaklaşık bu dizel otomatik kombinasyonu yeni Megane Sedan'a 13 saniyelik bir 0-100 değeri veriyor. Bu noktanın özellikle altını çizmek istiyorum. Çünkü eski nesillerde işte GT'den kostümüyle bir Megane aldığınız zaman size oldukça hani lezzetli bir sürüş sunabiliyordu bu otomobiller. Ancak bu yeni nesille birlikte bir hantallaşma oldu Megane'larda. Bu Megane Sedan'da da hissediliyor. Aynı motorlarla çünkü kullanıyoruz. Ve aynı motorlarla kullandığınız zaman da bu hantallaşmanın bir etkisi olarak daha ağırbaşlı bir karakter size sunuluyor. Ağırbaşlı karakterden rahatsız olmayanlar eminim ki bu otomobil sürücüsünü daha da çok sevecektir. Ancak böyle o eski nesillerdeki birazcık daha o dinamik, birazcık daha o yaramaz ruhu sevenler bu anlamda biraz bu yeni nesillerde bence üzülebilir. Şimdi baktığımız zaman bu 1.5 dizelin performans namına çok güzel geri dönüşleri yok. Ancak yakıt tüketimi bakımından işler hiç fena değil. Yine eski nesillerde olduğu gibi. Çünkü Renault'un bu özellikle bu dizel makineleri ekonomi bakımından, ekonomi yönünden çok çok iddialılar. Baktığımız zaman burada işte 6 litreler civarında, hatta 5-8-5-9 litre civarında bir tüketimi ben zorlamadan bu kombinasyonda yakalayabildim. Bu da güzel bir detay bu motorla ilgili olarak. Renault'un 6 litre EDC'si var burada şanzıman olarak da. Hani çift kamyonlu oluşu çok güzel bir detay. Neden? Hem performans hem de ekonomi daha güzel bir geri dönüş alabiliyorsunuz bu şanzıman sayesinde. Tasarımdaki dinamizmi Renault Megane Sedan'ında da sürüşe de yansıtabilmiş. Dinamizmden bu arada kastım işte motor performansı değil, yanlış anlaşılmalar olabiliyor bu konuda.
otomobilin daha iyi bir şasi dengesi vardı. Daha iyi bir yol tutuşu olduğu anlamına geliyor. Yani sadece iyi bir şasiye sahip değil bir otomobilin virajlarda sizinle kurduğu iletişim, direksiyon tepkileri oldukça iyi. Bu da virajlarda otomobilde performanslı bir kullanımı yaptığınız zaman size hem güven veren hem de daha fazla keyif veren bir sürüş opsiyonu sunduğu anlamına geliyor. Konfora gelirsek eğer, konfor anlamında beklentiniz büyükse şimdiden Megane Sedan'ı birazcık böyle liste dışı bırakın diyebilirim. Beklentiniz ama altını çizeyim çok büyükse. Çünkü bu otomobile göre biraz daha iyi konfora sahip rakipleri de yok değil. Yine boyut anlamında örnek verdim. Mesela Jetta buradan birazcık daha iyi konfor anlamında söz ediyorum. Burada Renault Fluence'e göre de zaten Fluence de yine döneminde birçok rakibine nazaran daha sert bir otomobildi. Fluence nazaran da birazcık daha gergin bir şasiyle, otomobille karşımızda. Bu durumun etkisi de doğal olarak konfordan biraz feragat edeceğiniz anlamına geliyor. Ama genel itibariyle bence konfor seviyesi olması gerektiği gibi yeterli seviyede. Yani bir otomobil bence kesinlikle bundan daha yumuşak olmamalı. Şimdi burada uyarlanabilir sabitleyici kullanılmış olması çok güzel bir detay dedim ya. Hani bunu bence biraz daha fazla avantaja çevirebilirdi Renault. Çünkü artık birçok rakibi bu uyarlanabilir hız sabitleyiciyi konfor, otomobilin sürüşüne kattığı konforla da ön plana çıkartıyor. Bu da şu şekilde oluyor. Mesela bu tamam manuel şanzımanlı versiyonlarda çok mümkün olamıyor. Ancak bu uyarlanabilir hız sabitleme sistemi şehir içindeki işte sıkışık pozisyonlarda, trafik ışıklarında size çok fazla kolaylık da sağlayabiliyor. Auto-hold fonksiyonu ile kombinasyon sağlayarak. Mesela ben öndeki otomobile göre şu anda hızımı ayarladım ve onunla olan mesafemi de buradan ayarlayabiliyorum. Bunlar çok güzel. İşte otomobili kendi kendine gaza basıyor, frenliyor öndekine göre ve en yakın olabileceği mesafeyi de bu arada bu şekilde ayarlıyor bu sistem. Bu arada bu sistemin çok temkinli olduğu, yani bazı markalarda mesela hop diye içeridekileri biraz böyle panikleyen frenlemeler yapabiliyor. Bu tarz sistemler, ancak burada o gibi durumlara çok rastlamadım. Bu da çok güzel bir nokta. Ancak maalesef bu sistem işte 40 km gibi hızlardan sonra hızların altında devreden çıkıyor. Keşke onun altında da devrede kalsa, auto-hold'da kombinasyon yapsa, otomobili tamamen durdurup yeniden hareket ettirebilecek kadar yetenekli olsa demedim değil. Keşke böyle bir artısı daha olsaydı bu sistemin. Bu sayede sürüş güvenliğinin yanı sıra işte metropollerde sıkışık trafikte otomobil kullananlara da büyük bir kolaylık sağlamış olurdu yeni Megane Sedan. Ve gelelim yeni Megane Sedan'la ilgili en önemli noktalardan birine, fiyat bilgisine. Renault şu anda bu otomobili 86 bin lira ile yaklaşık olarak 96 bin lira arasında bir fiyat diliminde sunuyor. Bu dizel versiyonundan bahsediyorum. 1.5'lik dizel versiyonundan. Rakipleriyle kıyaslandığı zaman, altın çizim rakipleriyle kıyaslandığı zaman bu fiyat seviyesi bence makul bir noktada Megane Sedan'da. Daha fazla test videosu için videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. 475.